Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, Şii alim, Ali Muhsin'in iddialarıyla devam ediyoruz. Niçin dört mezhep? Bildiğimiz dört fıkhi mezhep ve onların imamları üzerinde duruyor Âl-ı Muhsin. Uzun boylu nakiller yapıyor. Bu bahiste yapmaya çalıştığı şey şu: öncelikle bu dört mezhebin devlet gücüyle insanlara zorla benimsetildiğini ispatlamaya çalışıyor. İkinci olarak bu mezhep imamlarının kendilerinin bu işe ehil insanlar olmadığını söylüyor, bunu ispat etmeye çalışıyor. Üçüncü olarak da onların kendi mezheplerinin yayılmasının kendi iradeleriyle olmadığını, gerek devlet gücüyle gerek etraflarında oluşan kitlelerin onları kör taklitle benimsemeleri neticesinde bu mezhep müntesipliği meselesinin ortaya çıktığını söylüyor. Bu bir bid'attır diyor. Sahabe zamanında, selef zamanında böyle baştan sona bütün fıkhi meselelerde bir mezhebi taklit etmek diye bir şey yoktu. Bu bir bid'attır. Bu bid'at da devlet eliyle ve avamın baskısıyla, tabiri doğruysa mahalle baskısıyla ortaya çıkmış şeylerdir diyor. Bu çerçevede başvurduğu nakillere baktığımız zaman şöyle bir basitliğe gittiğini görüyoruz. İşte birinci kısımda İmam Malik'ten bir söz nakletti ki onun hayatını anlatan kaynaklar hemen tamamı bu sözü naklederler. İmam Malik fetva konusunda çok hassas bir insan, çok titiz bir insan. Fetva vermenin uhrevi sorumluluğundan çok korkan bir insan. Dolayısıyla bunu ifade eden şeyler söylemiş. Kendisine sorulan sorulara kolay kolay cevap vermiyor. Çok emin olmadığı meseleler hakkında el cevap şudur demiyor. Bir tesebbüt var yani İmam Malik'in tavrında. Bir teenni var, ihtiyat var, kendini önce sağlama alma meselesi var. Adamın birisi bir gün ona bir şey soruyor. İmam Malik cevap vermiyor. Adam üsteleyince İmam Malik diyor ki üstüme gelme be adam diyor. Ben önce kendi ahiretime bir bakayım ne oluyor. Ondan sonra senin ahiretini düşünelim. Sen şimdi beni cehennemin üzerine köprü yapıp benim üstümden cennete geçmek istiyorsun. Benim halim ne olacak? Soruyu sen bana sordun. Şu anda ben bir sorumluluk karşısındayım. Müsaade et de bir kendimi kurtarayım önce. Kendimi kurtaracak cevap neyse onu vereyim sana. Benim meselem, derdim seni kurtarmak değil. Soruyu sorunca ben tehlikeye giriyorum. Müsaade et önce ben kendimi kurtarayım. Şimdi bu hassasiyeti anlamamak mümkün değil. Bu çok anlaşılabilir bir şey. İmam Ebu Hanife'nin keza bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden, delillerimizi bilmeden bizim görüşümüzü alması uygun değildir demiş İmam Ebu Hanife. Oradan hareketle diyor ki bak bu Hanefi mezhebinin imamı bile kendisinin taklit edilmesine karşı çıkmış.
bu imamlardan hiçbirisi kendilerinin taklit edilmesini istememişler. Böyle bir niyetleri, böyle bir emelleri yokmuş. Bu daha sonra devlet tarafından ve kitle tarafından ortaya konmuş bir şeydir. Yoksa böyle bir mezhep müntesibi olma tavrı bu imamlarda da bunların öncesinde de görülmüyordu. Arkasından bu imamların bu meseleye çok da ehil olmadıklarını gösteren güya bir takım nakillere yer veriyor. Burada tabi söylenecek şey Şia'nın bu basitliğe her zaman başvurduğu, bundan sonra da başvuracağıdır. Yani Hazreti Ebu Bekir mesela radıyallahu anh halife seçildiğinde biliyorsunuz bir hutbe irad etti. Ve orada dedi ki bu meseleye en layık olanınız ben olmadığım halde beni bu makama getirdiniz. Oradan hareketle Şia diyor ki bakın Ebu Bekir bile kendisinin hilafete layık olmadığını kendi ağzıyla söylemiş. Bu adama ne diye biat ediyorsunuz? Ne diye bu halifedir, sahabenin en eftalidir, üstünüdür diyorsunuz? Kendi ağzıyla itiraf ediyor ki ben sizin en eftaliniz değilim. Buna ne denir? Yani helal olsun denir. Başka bir şey denmez. Ne desin Ebu Bekir gibi bir insan, Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan? Yani ey ahali sizin en üstününüz benim, ona göre ayağınızı denk alın mı desin. Beni Peygamber Efendimiz şöyle şöyle methetti, Kur'an-ı Kerim şöyle şöyle methetti mi desin. Orada ene mi yapsın yani. O kendisine yakışanı yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki men tevada'a rafa'ahullah. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir, yüceltir. Tevazu müminin en tabii tavrıdır. Orada enaniyet mi yapması lazımdı yani? Enaniyet yapsa bu sefer diyecektiniz adama bak, cebbara bak, zorbaya bak. Utanmadan kendini methediyor. Dolayısıyla bu Şia'nın bu tavrı ilmi olmaktan ziyade polemiğe dönük bir tavırdır ve ciddiye alınacak bir tavır değildir. Eğer bir mezhebe başından sonuna kadar bağlı kalmak gerçekten bid'at ise, sahabe ve selef döneminde böyle bir şey görülmediyse, sizin tek bir silsileye bağlı kalmanızı nasıl izah edeceğiz? Ehl-i Beyt silsilesi diye tarihin çok sonraki dönemlerinde oluşmuş, oluşturulmuş bir silsile var. Masum imamlar silsilesi diyorsunuz siz buna. Ve insanların, ümmetin bu silsilede yer alan insanların görüşlerinin dışına çıkmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu da bid'at o zaman. Hazreti Ali'den sadece benim görüşümü kabul edin, benim görüşümün dışında bir görüş benimseyen dalalettedir diye bir söz nakledilmiş mi? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali radıyallahu anh kendisinden evvel 3 tane halife var. Onlara danışmanlık yapmış, ilmi anlamda onlara müşavirlik yapmış, onlarla istişarelerde bulunmuş, sahabe arasında cereyan etmiş, vuku bulmuş bir ihtilaflar alanı var. Bu alanda Hazreti Ali'nin görüşünü benimseyen var, onunla paralel düşünen var, onun karşısında düşünen var. Hazreti Ali bunları itham mı etmiş, kendisine muhalif düşünen fıkhi meselelerde? Kendisine muhalif düşünen insanları herhangi bir şeyle itham mı etmiş ki siz bugün bu tavrı mezheplere yöneltiyorsunuz? Bir şey daha var. Kısmet olursa rihlenin önümüzdeki sayısını Şia konusuna ayıracağız. Şia Ehl-i Beyt münasebetleri konusuna ayıracağız. Orada da detaylarıyla ifade etmeye çalışacağız. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma aynı anadan, aynı babadan iki kardeş. Ve ikisinin de soyu devam ediyor. Bugüne kadar Haseniler de var, Hüseyiniler de var. Hazreti Hasan'ın soyundan devam edenler, Hazreti Hüseyin'in soyundan devam edenlerden daha aşağı insanlar değil. Ehl-i Beyt'e mensubiyet bakımından.
Peki neden Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler masum tayin edildi de Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere bu imtiyaz çok görüldü? Şia bunu nasıl izah eder? Ehl-i Beyt'e mensup insanların kendi aralarındaki mücadeleyi Şia nasıl izah eder? Muhammed bin Hanefiye Hazreti Ali'nin oğlu biliyorsunuz. Öz oğlu. Hazreti Fatıma validemiz dışında başka bir hanımından olan öz oğlu Muhammed bin Hanefiye. Muhammed bin Hanefiye ile Hazreti Hasan arasında, Hazreti Hüseyin arasında bir takım meselelerde görüş ayrılıkları var. Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Haşim ile Haseniler ve Hüseyiniler arasında görüş ayrılıkları var. İlerleyen zamanlarda Haseni ve Hüseyini koldan gelenler arasında görüş ayrılıkları görülüyor. Daha yukarı çıktığınızda Hazreti Ali ile Hazreti Abbas arasında görüş ayrılıkları var. Özellikle miras meselesinde. Bunları nasıl izah ediyoruz? Bunlar hakkında ne diyoruz? Bunlar hakkında Şia'nın tevili neyse, cevabı neyse bizim de bu mezhep imamlarına ve temezhüp meselesine, mezhebe intisap meselesine dair söylediklerine cevabımız odur. Bir şey daha söyleyelim. Bu imamlardan, alimlerden hiçbirisi taklit haramdır dememiş. Sahabe-i kiramdan hiçbirisi taklit haramdır dememiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilmiş böyle bir hadis yok. Kur'an-ı Kerim'de taklidi zemmeden bir ayet yok fıkhiyat anlamında. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Tabi onlar zikir ehli, ehli beyttir diyor. Dolayısıyla bilmiyorsanız ehli beyte sorun formülasyonu çıkıyor buradan ama bu indiği bir şey, ciddiye alınacak bir şey değil. Efendim? Eyvallah. Bu Ehl-i Beyt meselesini biz Rihle'nin bu çıkacak olan sayısında bütün detaylarıyla yazdık. İnşallah okuyanlar oradan istifade ederler. Allah razı olsun. Evet. Bir şey daha söyleyelim. Bu imamların mezheplerinin hükümet eliyle, devlet eliyle, resmi otorite gücüyle yayıldığı şeklindeki propaganda da doğru değil. Yani Harun-u Reşit İmam Malik'e diyor ki sen bu muvattayı yazdın, biz bunu Kabe'ye asalım ve dört bir tarafa mektuplar yazalım, fermanlar gönderelim, insanlar sadece muvattayla amel etsinler. İmam Malik buna itiraz ediyor. Böyle yapma diyor ey müminlerin emiri. Allah Resulü'nün ashabı aleyhissalatü vesselam her tarafa yayıldılar. Her birinin kendi talebeleri var, kendi ekolleri var, kendi mezhepleri var. Bırak insanlar herkes kendi mezhebiyle amel etsin. Tarih bunun en canlı şahidi. İmam Malik'in hayatını yazan bütün kaynaklarda bu var. Artı Abbasi devletine 15 sene Mutezile hakim olduğu zaman Halife Me'mun döneminden itibaren Ehl-i Beyt silsilesinden gelen İmam Ali Rıza, Halife Me'mun'un damadıdır. Eğer yaşasaydı Halife Me'mun kendisinden sonra onu veliaht ilan etmişti, halife olacaktı. Bunu nereye koyacağız, nasıl izah edeceğiz? Devletle münasebette bulunmak, hele böyle bir iktidarla münasebette bulunmak, Ehl-i Beyt için, İmam Ali Rıza için bir ar teşkil etmiyorsa, Harun-u Reşit'le bir mecliste oturmak da İmam Malik için bir ar teşkil etmeyecek. Dolayısıyla bu hüccetten çok, delilden çok demagojiye dönük bir şey. Yani bu mezhepleri, bu mezheplerin imamlarını, bu mezheplerin alimlerini, tabilerini kendi bakış açınıza göre ya da kendi kitlenize hitap ederek sözüm ona mahkum edeceksiniz. Buradan Ehl-i Beyt'in mezhebi, Ehl-i Beyt'in yolu tervic edilecek ve siz görüşünüzü ispat etmiş olacaksınız. Bunun ilmi bir tarafı yok. Bu tamamen polemikten ibaret bir şey. Bu mezheplerin ortaya çıkması da böyledir. Yerleşmesi, müesses hale gelmesi de böyledir.
mezhep imamıyla mezhep salikleri arasındaki münasebetler de böyledir. Bunu çığırından çıkarmaya, manasından, mefhumundan çıkartmaya lüzum yok. Bu yapılan iş ilmi olmaktan çok demagojidir.